Abi, ne oldu? Görüştün mü Esra Hanım'la? Ne dedi seni görünce? Ya anneciğim, heyecanlı heyecanlı yaklaşmayın ya. Gitmedim Esra'nın yanına falan. Gitmedin mi? Niye gitmedin ki oğlum? Abi, o seni seviyor, sen de onu seviyorsun. Ne duruyorsun ki? Bunun yüzünden Kader, bunun yüzünden. Daha doğrusu bundan bir çanta olmadığı için. O ne demek öyle? Ya şu demek anneciğim. Ya Esra, bu Mert'le anlaşma yapmadım beni hapisten çıkarsın diye, evleneceklerdi falan filan, öyle bir organize yaptılar ya. He? Ya bu Mert denen hıyar benim çarptığım çocuğun ailesine gitti, bir daire parası vermedim. İyi de anne, ben şimdi o herifin yüzüne o verdiği parayı çarpmadan o kızı nasıl çeker alırım onun yanından? Ha? Başkasının parasıyla aşk yaşamak bir delikanlıya yakışır mı? Üstelik bir de bu herif benim rakibim. Anladım oğlum. Peki ne yapacaksın abi? Bu hıyar çocuğun ailesine bu ay vadesi olan bir müşteri çeki vermiş. Hani bir şekilde parayı verip o çeki onlardan almak lazım. Yani özgürlüğümü satın almanın tek yolu bu. Abi, bu dediğin çek ne kadarlık bir çek? 120 bin lira. Ne? 120 milyar yani. O kadar parayı nereden bulacaksın ki sen oğlum? Vallahi bilmiyorum nereden bulacağım anne de. Yani bulmak zorunda olduğumu biliyorum ya. Ya. Majesteleri? Bana majesteleri deme artık. Ben senin majestelerin değilim. Aşkım yapma ne olursun. Senin gibi bir düşese peşin hüküm vermek yakışıyor mu hiç? Ya senin gibi bir dük adayının gül gibi düşesinin üstüne gül koklamak yakışıyor mu? Hayatım, benim hiçbir şey kokladığım yok. Ama ben biliyordum. Ben asil olduğum için sonum da asiller gibi oldu. Tıpkı Kral 8. Henry'nin Kraliçe Catherine'i balin kızıyla aldatması gibi. Hadi git Henry, git, git. Git o Boleyn cadısının yanına, bırak beni. Aşkım, ne Henry'si ne Boleyn kızı. Senin gibi asil bir sevgilin varken, bridge oynarken maça kızına bile dönüp bakma. Peki, üzerinde Selena ve Burak yazan bir yüzük neden yaptırdın o zaman? Sorun da orada zaten. O yüzüğü ben yaptırmadım, Selena yaptırmış. Selena mı yaptırmış? Evet. Sanırım ümitsizce bana aşık olmuş. Bak, ümitsizce diyorum dikkat edersen. Çünkü ben o kıza hiç o gözle bakmadım. Emin misin? Tabii ki eminim. Benim kalbim sadece ve sadece majesteleri için atıyor. Ah, ne kadar güzel majesteleri dedin. Bir daha söyler misin? Majesteleri. Bir daha? Majesteleri. Bir daha? Majesteleri. Ay, ay, ay Charles, Charles, Charles. Beni galiba çok seviyor. Yoksa bu üstündeki mi Esra'cığım? Ama bence üstündeki çok yakıştı. Bence de çok güzel oldu aşkım. Tamam, hangisini beğendiyseniz o olsun. Peki sen beğenmedin mi ya? Ne fark eder ki anne? Ha bu gelinlik, ha o. Ne fark eder olur mu? Gelinlik bu. Tabii ya, insan hayatında kaç defa evlenir aşkım? 3 bilemedin 4. İlahi Mert, ay bu çocuk beni öldürecek. Beni de. Aşkım, içine sinmediyse başka bir model bakalım. İstemez Mert. Gelinlikse gelinlik işte. Zaten aile arasında olmayacak mı nikah? Bana kalsa gelinliğe bile gerek yok ama. Oldu. İstersen bikiniyle çık nikah memurunun karşısına. Bana kalsa kefenle çıkardım ama. Esra. Mert evladım, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii muhala teyzeciğim, ben aşağıdayım. Evladım, yavrum niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum anne? Surat ediyorsun. Çocuk her şeye rağmen seninle evlenmek istiyor. Bir teşekkür edeceğine. Kusura bakma anne ama kimseye mavi boncuk dağıtacak halim yok. Söz verdim, tutuyorum işte sözümü. Hadi karar verelim, hangisi olacaksa olsun. Annem benim ya. Anne, bu
Bunları siz mi koydunuz odama? Neleri oğlum? Ya bunları işte anne, para. Ha, para mı var onun içinde? Nereden çıktı ki onlar? Ya anneciğim, odamda masamın üstünde duruyordu. Ha, Allah Allah. Kim koymuş ki acaba? Belki Aslı Hanım koymuştur. Aslı Hanım. Ha, Aslı Hanım. Hani bunca yıl yaptığın hizmetlere karşın belki sana bir hediye olsun diye. Ha, ikramiye Aslı Hanım. He? Ya yuh ya. Bari Ekrem Bey falan deyin de inandırıcı olsun. Amma attınız ha. Fazla uçtuk değil mi? Fazla uçtunuz tabii. Gerçekten keşke Ekrem Bey deseydim Aslı Hanım yerine. Daha inandırıcı olurdu. Vallahi o zaman kesin inanırdım. Bilezikler Ekrem Bey'in mi diye düşünürdüm ama inanırdım yani. Hayret ya. Ya anne, sen bu Esra meselesi için falan yaptın herhalde bunu ama alamam ben bunu. Ne demek alamam oğlum? Ya alamam işte anne. Ya bütün varını yoğunu koymuşsun. Sen bunları kefen parası diye biriktirmedin mi? He, öyle biriktirdiydim. Ama senin üzüldüğünü görmek benim için ölümden daha beter yavrum. Hem vakti gelip Mevlam alınca yanına elbet bir kefen diken bulunur. Anneciğim, bir günde ağzını hayra aç. Ne olur Allah korusun ya. Hem biliyor musun? Sadece benim koyduklarım değil, kaderin çeyizi için biriktirdiği dolarlar da var içinde. Dolarlar? Sana feda olsun abicim. Hem şu an arz olan senin ihtiyacın. Ya ben hakikaten ne diyeceğim bilmiyorum ya. Deme oğlum, bir şeyciler demene gerek yok ki. Biz bir aileyiz. Varlığı da yokluğu da paylaşmadıktan sonra aile olmanın ne kıymeti kalır ki? Annem ya. Canım abi. Oğlum benim. Ya çok teşekkür ederim ya. Ya bu yaptığınız benim için çok anlamlı ama. Ama bunlar yüzünden etmez diyeceksin, biliyoruz. Biz onu da düşündük. Ne düşündün? Yani dedik ki, adamlara gitsen desen ki durum böyle böyle. Siz o çeki kullanmayın, bu parayı peşinat yapıp bankadan krediyle alın eve. Krediyle? He, sonra kredileri ben öderim dersin. He, o zaman da götürüp çekini verirsin o zengin züppesine. Kabul ederler mi ya? Sormadan bilinmez ki oğlum. Doğru aslında, o da bir umut, soracağız artık. Annem ya. İyi, bugün daha iyi demek abi, sevindim. Güçlüdür benim oğlum. Kalkıp yürüyecek de inşallah yakında. İnşallah, inşallah. Abi ben sizle bir konu konuşmaya geldim aslında. Buyur. Hani şu size ev almanız için çek veren kişi var ya. Mert Bey, arkadaşınız. Ha, Mert Bey. Ne, arkadaşım değil. Değil mi? Ya neyiniz o zaman? Şey, benim sevdiğim kızın sözlüsü o. Sözlüsü mü? Yani eski sözlüsü. Ya durum biraz karışık abi. Ya ben bir kızı seviyorum, tamam mı? Bu kızda da çok müthiş bir aile baskısı var. Nasıl abicim? Benle ilgili hiç mi bir şey söylemedi? Abi işimiz gücümüz yok, senin hakkında dedikodu mu yapacağız ya? Ne alakası var abicim? Belki bir şey söylemiştir. Var mı ağzında bir bakla? Söyle. Yok abi baklamakla. Benim bildiğim bir şey var ama onu da sana söyleyemem. Ne de olsa yakında öğrenirsin. Neymiş o abicim? Böyle ağzında geveleyip durmasına söyle. Abi söyleyemem, bünyen kaldırmaz. Oğlum bu bünye neleri kaldırdı sen biliyor musun? Erdem. Benim gördüğümü sen de görüyor musun abi ya? Evet abi görüyorum. Selim kendisine çıkmak teklif etmiş. Ya abicim daha benden ayrılan yılmaz gidip bu fasulye sırayla çıkmaya başlamış ya. Ne oldu abi, hani bu bünye her şeyi kaldırdı? Kaldırır kaldırır da o beni kıskandırmak için yapıyor. Görür o gününü. Ben de gidip Yasemin'le çıkacağım abi ya. Görüşürüz. Hapisten çıkmamı o adamın parasına borçluyken gidip kızı alamam diyorsun. Aynen öyle abi. Ya yakışır mı delikanlıya ya? Benim düştüğüm durumu düşsenize. Ben o yüzden hani sizden bir şey rica etmeye geldim. Buyur. Abi bakın. Benim bütün birikimim burada. Hani sadece benim de değil. Annemin kefen parası, kız kardeşimin çeyiz parası, hepsi. Yani sizden ricam o çeki bana verseniz. Siz bunu peşinat yapsanız, kredi kullansak. Hani taksitlerini biz ödesek, yine evinizi alsak. Şey... Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Ablayla da konuşun. Hani istemezseniz de canınız sağ olsun. Anlarım yani. Ben bırakayım abi bunları. Siz düşünün. Bana haber verirsiniz. Kardeşim de uyanınca bir selam söylerseniz. Baş üstüne.